mevcudiyetinden yararlanarak bizi aşırı dinci bunlar. Yani onların anladığı ya da anlamak istediği gibi aşırı değiliz biz. Çünkü yani Allah'a göre hiç aşırı olmamamız lazım. Allah'ın belirlediğine göre. Çünkü bir orta yolu din olarak tarif etmiş. O orta yolda bulunanları kabul ediyor. Zaten ifratta ya da tefritte olanları günahkar olarak, cezalandırılacak olarak sıralıyor. Bizim evet biz fundamentalist Müslümanız dememiz asla gerekmez. Evet biz radikal Müslümanız dememiz asla gerekmez. Fakat bunu benim şurada arzane yapmaya çalıştığım gibi yere, vakte, saate, müddete göre açıklamaya çalışmakta, yani radikal Müslüman derken aslında işte Kur'an'a dönmeyi isteyen, Kur'an'ı hayata döndürmek isteyen kastedilmesi lazım. Kelime anlamı bu ama bunu kullananlar hep bu amaçla kullanmıyor. Yani amaçları işte mesela filan yerde bir uçak kaçırılıyor, yolcusu bilmem perişan ediliyor, içinde birkaç kişi kalpten ölüyor filan. Onu kaçıranlara bunlar radikal İslam. Yani işte terörist Müslüman anlamına kullanıyor bunlar. Terörist Müslüman olur mu lan? Dehşet Salah mı Müslüman? Adı üstünde Silm. Salah, Sulh. Adı üstünde yani Silm. Tam tersi anlam veriyor. Bizim bu deyimlere sahip çıkmamızın bir anlamı yok. Fakat nerede gündeme gelirse de orada İslam'ın ne olduğunu, Kur'an'daki İslam'ın ne olduğunu mutlaka anlatmamız zaten vacip bize. Yani gündeme gelmese bile kendimiz anlatmalıyız. Gündeme geldi mi haydi haydi anlatmalıyız. Bu kelimeyle hitap edebilir miyiz bize? Vallahi senin bileceğin iş ama bize Müslüman demeniz yeterli. Çünkü Allah'ın kafi gördüğü şeyi biz başka bir şeyle ekleme yapmamıza ihtiyaç yok zaten. Gördüm.